Şimdi arkadaşlar bir kere bakın yine mantık, yine mantık, yine mantık. Ne yaparsak yapalım gene aynı yere dönüyoruz. Dikkat çekiyorum. Dikkat edin. Şimdi bir kere bu konuyu konuşmak için öncelikle böyle bir şeyi konuşabilmek için öncelikle iki tarafı da değil mi? İki tarafın argümanını da iyi bilmemiz lazım. Bir de mantık bilmemiz. Yani mesela rasyonelizmi bilmemiz lazım. Yalnızca rasyonelizmi iyi bilmemiz yetmez. Empirizmi de iyi bilmemiz lazım. Bir de üstüne mantık bilmemiz lazım. Tamam mı? Yani bu konu hakkında konuşabilmek için bile bu. Bak sadece konuşabilmek için bile. Çünkü konuşmanın amacı nedir? Sohbet yapmak değildir. Hani bu konuları niye konuşuruz? Yanlış bildiklerimizi düzeltmek, bilmediklerimizi öğrenmek için konuşuruz. Felsefe bunun için yapılır. Yoksa kahvehane muhabbetinden ne farkı var? Dedikodu yapacak olduktan sonra. Magazin konuşalım o zaman. Anladın mı? Yani bu konuda da bu ahlak işte doğuştan mıdır ya da işte zamanla büyüdükçe falan toplumda mı oluşur? Bunu bilmen için, tabi bu konu hakkında konuşabilmen için daha doğrusu. Sadece iki kelam edebilmek için bile bir kere mantık, rasyonalizm ve empirizmi çok iyi bilmen lazım. Tamam mı? Bak üç tane şey. Bu konu hakkında konuşanların siz bu üç şeyi iyi bildiğini sanıyor musunuz? Bak bu konu hakkında sağda solda konuşanların bu üçünü bildiğine inanan biri var mı? Hocam en fazla bildiğini zannediyordur. Bildiğini zannetmek bilmek değildir ki. Bunu Ya konuşmamıza gerek yok. aynen. Ya ben de ameliyat yapabileceğimi zannediyorum deyince ameliyat mı verecekler bana elime? Neşter mi? Al, al yapma diyecekler. Öyle şey mi olur? Zannetmek de olsaydı. Şimdi burada iki taraf var. Şimdi bu üçünü bilen biri olarak anlatıyorum size. Yani bu bilinmesi gereken her şeyi bilen biri olarak size çıktığı söylüyorum, tamam mı? Sonucu söylüyorum. Şimdi burada iki taraf var arkadaşlar. Aslında bu iki taraf bu konuda değil sadece. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da acaba öyle mi, acaba böyle mi diyorlar. Yoksa yeni bir taraf değil, çok özel bir konu değil, çok önemli bir konu da değil felsefede bu. Onu da söyleyeyim size. Bu felsefede çok önemli bir konu değildir. Onu da söyleyeyim. Şimdi iki taraf var. Şimdi bak ben diyorum ki ben herhangi bir taraf tutmuyorum burada, tamam mı? Yani bir tarafı tutmuyorum. Yani şu taraf, ben bu tarafı isterim, destekliyorum. Bu sofistler gibi davranmıyorum. Diyorum ki ikisine de bakıyorum, tamam mı? İkisinin de verileri var. İkisinin de iddiaları var. İkisinin de bir akıl yürütme şekli var. İkisine de bakıyorum ve görüyorum ki bir taraf çok hızlı, yani sözde verilerle iş yaptığını iddia ederek ortada veri yokken çok hızlı kabul ediyor bir şeyleri sana anlatmaya başlıyor. Burada bir üç kağıt var. Diğer taraf en az bunun kadar haklı olmasına rağmen hani baştan akıl yoluyla bunun böyle olduğunu, yani diğer tarafın üç kağıt yaptığını akıl yoluyla bunu anlayabileceğimizi söylüyor ve zaten mantıken de bu tarafı da destekleyen bu arada diğer tarafın deneyi var. Diğer tarafın deneyleri bu tarafı da destekliyor. Nasıl olacak şimdi? Yani kendi adamın gol diyor mesela. Şimdi objektif bir şekilde bakıyoruz. Bir kere bu ahlak diye konuşulmaz. Ahlak değil ki burada konu. Ahlak tabii ki toplumsal bir şey. Gerizekalı. Sosyolojik bir kavram zaten ahlak. Toplumların zaten diyor yani ya şu toplumda bu suç sayılıyor. Burada sayılmıyor. E tamam işte zaten dediğin gibi salak. Buraya itiraz eden biri yok ki zaten. O zaman böyleyse demek ki biz doğuştan hiçbir şey bilmiyorduk. Büyüdükçe işte ailemiz falan bize ahlak veriyor. Nah. İşte şimdi sofistik yapmaya başladı. Anlatabildim mi size arkadaşlar? Bak. İşte şimdi yalan söylemeye başladı piç. Şimdi adam öncül koyuyor. Diyor ki ya diyor biz işte yaşıyoruz. Yaşadığımız topluma göre ahlak kuralları göreceli değil mi? Evet diyorsun. O zaman doğuştan da böyle. Bak seni nerede zehirliyor dikkat ettin mi? Acele genelde mi yani? Bak seni nerede zehirliyor bak. Bak üç kağıt nerede başlıyor? Üç kağıt başta değil. Başta söylediyse zaten gözüyle yani herkes gözüyle görebilir bunu. Tabii ki Türkiye'de doğan, Türkiye'de büyüyen ya da yetişen bir çocukla ne bileyim Amerika'daki çocuğun ahlak anlayışı birebir aynı olmaz. Zaten bunu iddia eden bir gerizekalı filozof yok ki. Zaten böyle bir iddia biliyor. Bunu hangi salak iddia eder? Bak anlatabildim mi size? Nerede üç kağıt var?
Yani sofisti iki elle yakalayalım diyor ya Platon. İşte burada iki elle yakalıyorsun sofisti. Gel bakalım diyorsun. Otur bakayım kucağıma. Ben size diyorum ki arkadaşlar bakın. Her şey ortada. Delikanlı varsa bütün dünyayı da çağırabilirsiniz arkanıza. Tamam mı? Bütün dünyayı çağırın. Gene bir şey değişmez. Çünkü eğer bir yalan söylüyorsanız arkadaşlar, bütün dünyanın da bu yalanı söylemesi bunu doğru kılmaz. Tamam mı? Yani şimdi biz zaten doğuştan olan şey derken zaten yani rasyonalistler bunu söylerken zaten sende doğuştan adalet duygusunun temelini anlatıyor adam sana. Sende zaten bu temel var. Adalet temeli var sende. Adaletin temeli. Anlatabildim mi? Ahlak başka bir şey. Ahlak başka bir şey. Ahlakla hiç alakası yok bu konunun. Adalet duygusu içinde tabii vicdan da var. Tabii ki doğuştan var bizim adalet duygumuz. Vicdan da onun içinde. Yani bu doğduğun yerle, büyüdüğün kültürle ilgili bir şey değil. Bizim kodumuzda var aga bu. Anladın mı? Kodumuzda var. Yani bildiğin yazılım gibi düşün. Kodumda var bu benim yani. Ben bunu inkar edemem ki. Bu yazılmış bir kod bu. Var böyle bir şey. Bir taraf rasyonalizmden çıkıyor arkadaşlar. Her konu gibi bu arada. Bu konunun çok özel bir yeri falan da yok felsefede. Bir taraf rasyonalizmden çıkıyor. Bir tarafta empirizmden çıkıyor. Yani aynı mantık. Bir şey değişmiyor. Tamam mı? Yani gene aynı mantık. Tıpkı diğer şeylerde nasıl iddialaşıyorlarsa mesela. Bu da aynı şey. Hiçbir şey değişmiyor. Şimdi ben size şunu diyorum. Şimdi adam diyor yani ya bu konuda diyor araştırma var diyor. Doğuştan değil gibi diyor. Araştırmaya göre diyor doğuştan değilmiş. Ben de sana farklı bir araştırma atıyorum. O araştırmaya göre doğuştanmış. Şimdi demek ki değil mi? Bu hikaye. Bakın şimdi size bir tane basit bir video vereceğim. Bu araştırmaya göre biraz ahlakın doğuştan olduğu. Bak izleyin sadece. Ben bunlarla bile yürümeye gerek duymuyorum. Ha. Bunlar bile bana göre gereksiz. Zaten hani bilinmesi lazım gibi geliyor bana bunların. Basit geliyor. Bak şimdi. Türkçe alt yazı yapayım. İngilizce bilmeyenler varsa. 10 dakikalık falan bir video arkadaşlar. 10 dakika yani. Fazla izlemeyeceğiz. Hemen geçeceğiz. Sadece fikir vermesi açısından açıyorum. Tamam mı? Yani bunun gibi bir sürü araştırma, makaleler, şeyler falan var. Ben bunlara çıkıp anlatmıyorum bile. Gerek yok. Çünkü bunlara göre de çünkü şey yapılmaz, iş yapılmaz. Ya benim çok daha güçlü silahlarım var felsefede. Hani gerek yok ki araştırmalara göre. Araştırma bugün böyle yapılır, yarın başka bir şey çıkar abi. Anladın mı? Yanlış anlamışız derler. Geçerler. Bilim böyledir. Bak şimdi. Açın abi ekranı. It's a question people have asked for as long as there have been people. Are human beings inherently good? Are we born with a sense of morality? Or do we arrive blank slates waiting for the world to teach us right from wrong? Or could it be worse? Do we start out nasty, selfish devils who need our parents, teachers, and religions to whip us into shape? The only way to know for sure, of course, is to ask a baby. But until recently, it's been hard to persuade them to open up and share their secrets. Enter the Baby Lab. The story will continue in a moment. This is the creature at the center of the greatest philosophical, moral, and religious debates about the nature of man, the human baby. They don't do much, can't talk, can't write, can't expound at length about their moral philosophies. But does that mean they don't have one? The philosopher Rousseau considered babies perfect idiots knowing nothing. And Yale psychologist Karen Wynn, director of the Infant Cognition Center here, the Baby Lab, says for most of its history, her field agreed. Didn't we just think that these creatures at 3 months and even 6 months were basically just little blobs? Oh, sure. I mean, if you look at them, they kind of look like little, I mean, cute little blobs, but they can't do all the things that an older child can. They can't even do the things that a dog or a pigeon or a rat can. No pulling levers for treats or running mazes for these study subjects, but they can watch puppet shows. Up goes the curtain. And Wynn is part of a new wave of researchers who have discovered seemingly simple ways to probe what's really going on in those adorable little heads. Up goes the curtain.
We watched as Wynne and her team asked a question that 20 years ago might have gotten her laughed out of her field. Does Wesley here, at the ripe old age of 5 months, know the difference between right and wrong? Wesley watches as the puppet in the center struggles to open up a box with a toy inside. The puppy in the yellow shirt comes over and lends a hand. Then the scene repeats itself, but this time the puppy in the blue shirt comes and slams the box shut. Nice behavior? Mean behavior. At least to our eyes. But is that how a 5-month-old sees it? And does he have a preference? Wesley, do you remember these guys from the show? To find out, a researcher who doesn't know which puppet was nice and which was mean offers Wesley a choice. Who do you like? He can't answer, but he can reach. That one. Wesley chose the good guy, and he wasn't alone. That one. More than 3/4 of the babies tested reached for the nice puppet. That one. Wynne tried it out on even younger babies, 3-month-olds, who can't control their arms enough to reach. But they can vote with their eyes, since research has shown that even very young babies look longer at things they like. Which one do you like? Daisy here looked at the mean puppet for 5 seconds, then switched to the nice one for 33. Babies, even at 3 months, looked towards the nice character and looked hardly at all, much, much, much shorter times, towards the unhelpful character. So basically, as young as 3 months old, we human beings show a preference for nice people over mean people. Study after study after study, the results are always consistently babies feeling positively towards helpful individuals in the world and disapproving, disliking, maybe condemning individuals who are antisocial towards others. It's astonishing. Wynne and her team first published their findings about baby morality in the journal Nature in 2007. And they've continued to publish follow-up studies in other peer-reviewed journals ever since. For instance, on this experiment, they showed babies like James here, a puppet, behaving badly. Instead of rolling the ball back to the puppet in the middle, this green-shirted bunny keeps the other puppet's ball and runs away. Then James is shown a second show. This time, the bunny, who we just saw steal the ball, tries to open up the box to get the toy. Will James still prefer the puppet who helps out, or will he now prefer the one who slams the box shut? Who do you like? He chose the one who slammed it shut, as did 81% of babies tested. The study's conclusion, babies seem to view the ball thief as deserving punishment. So do you think that babies, therefore, are born with an innate sense of justice? At a very elemental level, I think so. We think we see here the foundations for morality. Some way to do the punishment. Paul Bloom is also a professor of psychology at Yale with his own lab. He's collaborated with Wynne on many of her baby studies, and he also happens to be her husband. I feel we're making discoveries. I feel like we're discovering that what seems to be one way really isn't. What seems to be an ignorant and unknowing baby is actually a creature with this alarming sophistication, subtle knowledge. And he says discovering this in babies who can't walk, talk, or even crawl yet suggests it has to come built in. So remember B.F. Skinner, who said that we had to teach our children everything through conditioning. So does this just wipe him off the map? What we're finding in the baby lab is that there's more to it than that, that there's a universal moral core that all humans share. The seeds of our understanding of justice, our understanding of right and wrong, are part of our biological nature. Wait a minute. If babies are born with a basic sense of right and wrong, a universal moral core, where does all the evil in the world come from? Is that all learned? Well, maybe not. Take a look at this new series of discoveries in the Yale Baby Lab. Would you like a snack? In offering babies the seemingly small, innocuous choice, graham crackers or Cheerios, Wynne is probing something big, the origins of bias, the tendency to prefer others who are similar to ourselves.
adults will like others who share even really absolutely trivial similarities with them. So will Nate, who chose Cheerios over graham crackers, Hi. Prefer this orange cat, who also likes Cheerios, over this gray cat, who likes graham crackers instead. Which one do you like? Apparently so. Remember these guys? But if babies have positive feelings for the similar puppet, do they actually have negative feelings for the one who's different? To find out, Wynn showed babies the gray cat, the one who liked the opposite food, struggling to open up the box to get a toy. Will Gregory want to see the graham cracker eater treated well? Or does he want him treated badly? Which one do you like? That one. Okay. Gregory seemed to want the different puppet treated badly. That is amazing. So he went with his bias in a way. And so did Nate. That one? And 87% of the other babies tested. From this, Wynn concludes that infants prefer those who harm others who are unlike them. What could be more arbitrary than whether you like graham crackers or Cheerios? Nothing. Nothing. But it matters. It matters to the young baby. We are predisposed to break the world up into different human groups based on the most subtle and seemingly irrelevant cues. And that, to some extent, is the dark side of morality. We want the other to be punished. In our studies, babies seem as if they do want the other to be punished. We used to think that we were taught to hate. Mm-hmm. I think there was a song like that. This is suggesting that we're not taught to hate. We're born to hate. I think that we are built at the drop of a hat, create us and them. And that's why we're not that moral. We have an initial moral sense that is in some ways very impressive, and in some ways really depressing, that we see some of the worst biases in adults reflected in the minds and in the behaviors of young babies. But Bloom says understanding our earliest instincts can help. If you want to eradicate racism, for instance, you really are going to want to know to what extent are babies little bigots? To what extent is racism a natural part of humanity? Sounds to me like the experiments show they are little bigots. I think to some extent, a bias to favor the self, where the self could be people who look like me, people who act like me, people with the same taste as me, is a very strong human bias. It is what one would expect from a creature like us who evolved through natural selection, but it has terrible consequences. He says it makes sense that evolution would predispose us to be wary of the other for survival, and so we need society and parental nurturing to intervene. He showed us one last series of experiments being done in his lab, not with babies, but with older children of different ages. Blue. The kids get to decide how many tokens they'll get versus how many will go to another child they're told will come in later. I love coins. They're told the tokens can be traded in for prizes. So you can say green, and if you say green, then you get this one, and the other girl doesn't get any. Or you can say blue, and if you say blue, then you get these two, and the other girl gets these two. So, green. The youngest kids in the study will routinely choose to get fewer prizes for themselves. Green. Just to get more than the other kid. I'll pick green. In some cases, a lot more. The youngest children in these studies are obsessed with social comparison. So you get these seven, she doesn't get any. Yay! They don't care about fairness. What they want is they want relatively more. But a funny thing happens as kids get older. Green. Around 8, they start choosing the equal fair option more and more. Green. And by 9 or 10, we saw kids doing something really crazy. Green. Deliberately giving the other kid more. Green or blue? Green. They become generous. Saint. Chalk one up to society. They've already been educated. They've been educated, they've been enculturated, they have their heads stuffed full of the virtues that we might want to have their heads stuffed with.
culture and education. So we can learn to temper some of those nasty tendencies we're wired for, the selfishness, the bias. But he says the instinct is still there. When we have these findings with the kids who choose this and not this. Who do you like? The kids in the baby studies who favor the one who's similar to them, the same taste and everything. None of this goes away. I think as adults, we could always see these and kind of nod. Yeah, it's still in us. We're fighting it. And the truth is, when we're under pressure, when life is difficult, we regress to our younger selves, and all of this elaborate stuff we have on top disappears. But of course, adversity can bring out the best in us, too. Heroism, selfless sacrifice for strangers, all of which may have its roots right here. Great kindness, great altruism, a magnificent sense of impartial justice have their seeds in the baby's mind. Both aspects of us, the good and the bad, are the product, I think, of biological evolution. So it seems we're left where we all began, with a mix of altruism, selfishness, justice, bigotry, kindness. A lot more than any of us expected to discover in a blob. Well, I end my conversation with you with far more respect for babies. Evet arkadaşlar. Hocam iyi geceler. İyi geceler Ömer'cim. Burada hocam ben o arkadaşın attığı makaleyi okudum. Şöyle söyleyeyim. Ya beyinde belli bölümlerin aktivasyonu meselesi var. O bölümlerin bu bir takım fonksiyonlarla örtüşmesi kaynağının insan beynindeki o bölümler olduğu anlamına gelmediğini düşünüyorum. Hocam zaten yani. Ben de gelseydi zaten bir de oradan tokatlayacaktım. Okuduğu makaleyi anlamamış. Bence onu okumamış bile o. Sonuca falan bakmış. Yani bu şey gibi sanki bir düşünür Mozart bestesini parmaklarıyla icra ediyor. Sanki parmakları besteledi gibi bir şey. Yani beyin sadece onun hareket ve aktivasyon alanı. Yani o bölgenin kendisinden ibaret zannetmek. Aynen öyle. Problem. İşte o kadar cahillik ki hani. Şunu bile düşünemiyor ya. Hani şunu düşünemiyor adamlar ya. Şu kadar basit bir şey mantık olmayınca, felsefe olmayınca arkadaşlar böyle oluyorsunuz. Düşünemiyor değil. Düşünmeye bile çalışmıyor işine geldiği için. Durum ama iyi de o zaman aptalın tekisin sen. O zaman evet. Neyi ilgileniyorsun ki böyle işlerle? Git, anladın mı? Git normal hayatını öküz gibi yaşa. Ne böyle ciddi işlerle ilgileniyorsun ki o zaman? Zaten veya beynin yok. Ön kabul yapıp onu savunmaya çalışıyor. Yani beynin yoksa git ona göre bir hayat yaşa yani. Ne bu işlerle ilgileniyorsun? Hem beynin yok hem de anladın mı ilgileneceğim. Ne oldu? Empirizm, rasyonalizme karşı nerede atar yapmışsa dayak yemiştir. Empirizm ve rasyonalizm arasındaki fark benimle bu Zimmel isimli gerizekalı arasındaki fark kadar var. Yani anlatabiliyor muyum? Aradaki farkı. Empirizm desteklenir. Anladın mı? Daha çok destek bulur. Daha çok sofist savunur. Çünkü onun, o başka bir sebepleri var onun hani. O bahsettiğimiz şeylerle ilintili başka şeylerle. Bu normal. Fakat empirizm artık yani zaten 300-400 yıllık bir şey zaten bu iş. Hani adam akıllı bu işin hani şudur budur oturtulması. 300-400 yıl sürmedi zaten patladı bu. Genetik bilimi, DNA değil mi? Evrim şu bu falan zaten patladı bu iş yani. Yani empirizm zaten şey değil ki. Güçlü bir felsefi dayanak değil zaten. Baştan değil yani. Hocam hiçbir konuda değil. Bir şey sorabilir miyim? Platon'a kadar felsefeciler anladığım kadarıyla Yunan felsefecilerin hepsi rasyonalisti. Platon'dan sonra Aristo sentezcilik yaklaşım ortaya çıkarıyor. Yani yeni bir konsept inşa ediyor. Ya yani, Aristoteles de rasyonalist. Evet ama zaten rasyonalist olduğu için sentezci. Yani çünkü sentezci yaklaşım zaten mantıklı bir yaklaşım olduğu için mantıklı bir şey de rasyonalist olduğu için rasyonalist zaten. Demek istediğim yani şu ki yani Aristo sentezci oluyor. Ondan sonra nasıl oluyorsa yani ayırıyorlar. Mantıksız bir şekilde yani Aristo sentezci yaklaşımla şey rasyonalist yaklaşımı ayrı ayrı görüp dur bunları birleştireyim dememişti ki zaten. Şimdi selamlar ben Aks. Dedecektim ben. Şimdi bakın arkadaşlar size hikaye anlatıp duruyorlar. Etrafta, televizyonda, şurada burada, gazetelerde, YouTube'da, şurada burada hiçbir bok bilmeyen insanlar bir şeyler anlatıp duruyor. Tamam mı?
Siz bildiğinizi yapın. Beni ilgilendirmez. Bana giren çıkan bir şey yok hani. Ben tamamıyla safi, iyi niyetle söylüyorum bunu. Siz bilirsiniz yani. Yaptığınızın bedelini de siz ödeyeceksiniz. Bakın arkadaşlar, salak olmak bir bedeli vardır salak olmanın, tamam mı? Salaklık bir seçimdir. Yani başta salak olabilirsin. Ama bunun sürekli devam etmesi seçimdir. Şimdi bak, ben size diyorum ki bu dünyada hiçbir makale, hiçbir bilim, hiçbir şey empirizmi arkasını alıp da doğuştan bizde bir şey yok işte öyle ha ne bileyim kuş yavrusu ha insan yavrusu. Öyle dünyaya gelmişiz işte ölüp yok olup gideceğiz. Yok işte efendim ahlak falan, bunlar bizim ürettiğimiz saçmalıklar falan. Sizin gözünüze baka baka sizi kekliyorlar. Bak gözünüze baka baka, bak bunu bilerek yapıyorlar. Bunlar para alıyor, bunlar fonlanıyor çünkü. Bunlar tutuyor, bunlar medyaya çıkartılıyor. Gerçekten bu işi bilenler zaten engel görüyor, destek değil. Anlatabiliyor muyum? O işin öyle olmadığını. Yani kendi aklınızla düşünüp bulun. Zaten ortada her şey. Ya kendi aklınızla baksanız ortada zaten. Diyeceksin ki bunlar ne anlatıyor o zaman? İşte ben de onu diyorum, ne anlatıyor bunlar diyorum. Bu kadar gerizekalıyı seçsen bu kadar bir araya getiremezsin. Ancak menfaatler çıkarlar. Adam profesörmüş de. Yok ben bilim adamıyım yok. Salağın önünde gidelim. Üç kağıtçının önünde gidelim. Beyni yok. Mantık bilmez. Felsefe bilmez. Yarım aklıyla, anladın mı? Çıkıp oradan yorumlarını anlatıyor. Sanki bilgiymiş gibi. Ondan sonra işte böyle bu zimen gibi gerizekalılar da bunları ciddiye alıp gelip burada tartışmaya çalışıyor. Sanki bir şey biliyormuş da. Ulan senin kaynağın kim? Senin kaynağın gelsin, kaynağın. Yani sen kralını çağır gelsin, anladın mı? Kralın konuşamaz burada. Bizim dayanaklarımız gerçek. Gerçek ve güçlü. Yani biz gerçekten ortada olan şeyi konuşuyoruz çünkü. Hikaye anlatmıyoruz ki. Ben sana şuna inan, buna inan da demiyorum. Bu inanç konusu değil ki. Seve seve zaten bunu kabul edeceksin diyorum ben sana. Bak başka bir şey diyorum. İnanç konusu değil bu. Senin neye inandığın beni hiç ilgilendirmez. Ben diyorum ki inanmayı bırak. İnançları bırak. Sadece mantıkla, felsefeyle, aklını kullanarak ortada olan gerçeği gör. Gerçekler zaten ortada. Zaten gözümün önünde. Hani diyorlar ya işte çok karmaşık her şey falan, nasıl bulacağız hakikatleri? Tam tersi. Hakikatler ortada, gözümün önünde. O yüzden bulamıyorsun zaten. Sürekli, anladın mı? Havaya bakıyorsun böyle, ıslık çalıp havaya bakıyorsun. Önüne baksan göreceksin zaten. Her şey ortada zaten. Hani aklınızı kenara koyun. O lazım çünkü. O şart. Geri kalanı felsefe işte falan, mantık yürütme falan, bunları zaten yap. Zaten bunlar otomatik olarak zaten gidiyorlar. Hani sen bunları bilmesen bile, işte o Sokratik yöntem diyoruz ya, zaten ortada olan. Şimdi mesela benim söylediğim şeyi nasıl inkar edeceksin? Sen kendini ne zaman bildin? Hani ilk hatırladığın, en erken hatırladığın olay ne abi bu hayatta? Bu yeryüzüne geldin ya, bu dünyaya. Şu anki doğumunda. Hatırladığın en erken şeyi söyler misin bana? Kaç yaşlarındaydın aşağı yukarı? Bak şimdi bir düşün. Bak şimdi bir şey sordum, dikkat et. Şimdi bu soruya dikkat et. Tamam mı? Bu soruyu unutmayın. Kenara koyun bu soruyu. Bakın bu dünyada herkes arkadaşlar rasyonizm dinine inanır. Yani din değildir bu ha. Bu apaçık doğrudur. Yani felsefi bir şey bu. Varsa delikanlı aksini göster. Göreyim. Gösteremez. Bu da hani şey olsun diye söylüyorum. Özellikle cımbızlayarak din. Bu dünyada arkadaşlar atıyorum 1 milyar Müslüman vardır. 1 milyar Hristiyan vardır. İşte 200 milyon Yahudi vardır. 300 milyon Budacı vardır. Hayır. Arkadaşlar bu dünyada en güçlü ve en kalabalık din rasyonalizmdir. 8 milyar insan inanır. Seve seve inanır. Siz hayatta bir şey yaparken o inandığınız, hani gerçek anlamda inanç olan şeylere göre yapmazsınız. Rasyonalizme göre yaparsınız. O yüzden başarılı olursunuz veya başarısız olursunuz. Tamam? Bu inanç değildir çünkü. Bunu yaparsın ve görürsün. Tıpkı ortada olan hakikati görmek için sadece bakman gerektiği gibi. Bu karmaşık bir yerde, gizli bir yerde değil ki. Hakikat gizli bir yerde olmaz ki. Gerçekler gizlenmez ki. Niye gizlensin ki? Apaçıktır. Sen göremiyorsundur. Sen gözüne takmışsın gözlüğü. Bana diyorsun ki dünya çok karanlık. Çıkar gözlüğü bakalım. Bir de öyle konuşalım. Ben şimdi sana nasıl anlatacağım dünyanın aslında karanlık olmadığını, gözünde bir gözlük olduğunu? Kabul etmiyorsun bunu. Hayır diyorsun. Benim gözümde gözlük yok kardeşim, neden çıkartıyorsun diyorsun. Et hominem yapıyorsun diyorsun. Bana niye hakaret ediyorsun diyorsun. Çünkü malsın diyorum sana. Gözünde gözlük var, bir çıkarsana diyorum. Çıkarsan zaten göreceğim. Benim anlatmama gerek kalmayacak. Zaten Sokrates de bunu söylüyordu arkadaşlar. Siz zaten biliyordunuz zaten siz bu şeylerin özünü.
Siz bu dünyada yeni şeyler falan öğrenmiyorsunuz arkadaşlar. Siz bu ağaçları, kuşları, bu havayı, bu denizi, menizi siz bu dünyada öğrenmediniz. Siz zaten bunları biliyordunuz. Anlıyor musunuz? Yani çok basit ya. Sende doğuştan bir adalet duygusu var. Hepinizde içinizde değil mi bir merhamet, bir vicdan vardır. Bu bir yerde açığa çıkar. Siz bunun üstünü örtebilirsiniz. Veya sizi yetiştirenler bunun üstünü örtebilir. Ama mutlaka var, kaynağı var. Bir yerde çıkar o, tamam mı? Bir yerde bir anda böyle bir içim titrer. Bir şeye bakıp, bir hayvan görüp böyle kötü durumda titriyor falan soğuktan. Anlatabiliyor muyum? Bunu sen edinmedin oğlum. Bunu sana ailen öğretmedi. Titre hayvan görünce üzül diye. Zaten içimde olan şey harekete geçti işte. Anlamıyor musun? Yani sen bunu sen mi edindin? Sen kitap okuyarak, çalışarak mı kazandın bu vicdanı, duyguyu, adalet duygusunu şeyi? Bu yanlış diyorsun. Niye yanlış? Bu haksızlık diyorsun. Neden haksızlık? Çünkü içindeki o duygu açığa çıkıyor. Diyor ki bu yanlış. İşte gidip durup dururken birini sırf parasını almak için öldürmek diyorsun ki yanlış. Neden yanlış diyorsun bunu biliyor musun? İçindeki o şey bunu biliyor çünkü. Bak içindeki o şey bunu biliyor zaten yanlış olduğunu. Anladın mı? Sen de diyorsun ki yanlış. Herkes için geçerli kardeşim. Psikopatlar ayrı bir varlık türü mü? Şey mi onlar? Cin mi? Melek mi? Ne alaka yani? Herkes için geçer. Herkes de var. Ya herkes de Hocam, var diyorum ya. Deliler bir de gibi. beyinde belli bir bölümün yolunda gitmemesi, hasar görmesi sonucu eğer ortaya çıkamıyorsa, hani o duygu onun olmadığı anlamına gelmiyor aslında. Evet, Yani hem olmadığı anlamına gelmiyor hem de senin beynin hasar gördüğünde sen zaten asıl kaybettiğin şeyler zaten o hani toplumun verdiği ahlak anlayışı. Anlatabildim mi? Hani neden işte kötü olsun ki işte insan öldürmek falan. Hani bu aslında içindeki duygu sana bunu söylediği için değil. Sen bunu yani. şey zannediyorsun hani sanki bu sana öğretildi. Annen dedi ki bak insanları öldürme yavrum çok yanlıştır. Sen diyorsun ki ya annem yanlışmış. Hayır öyle değil. İçindeki duygu gene bunun yanlış olduğunu bilir. Söyler sana. He, sen onun üstünü örtersin. Örtebilirsin arkadaşlar. Bu çok zor bir şey değil. Herkes bunu yapabilir. İster örtersiniz, ister o duyguya kulak verirsiniz. Sizin seçiminiz. Ama bunun bedelleri olacak. İster ört, ister açığa çıkar. O duyguya, o duygu derken bu bildiğimiz duygu anlamında değil ha. Bu bildiğin safi akıl yani. Tamam mı? O içerideki o töz bu. Töze bağlı bu. Bedene bağlı değil. Bedene bağlı olan şey beyin. Kimyasal olan. O başka. Bakın. Siz bunu biliyorsunuz, tamam mı? Siz her boku biliyorsunuz abicim. Her bokun farkındasınız. Ya şimdi bugün mesela ne bileyim rüşvet alan bir hakim. Rüşvet almanın yanlış bir şey olduğunu bilmiyor mu da alıyor be kardeşim? Ya bunu ahlaktan dolayı mı yanlış bir şey zannediyor? Hani mesela toplum bunu bilmiyor diyelim. Kimse bilmiyor ve kimse bilmeyecek. Garanti edildi. Bu yine rahatsız olacak. Neden? Ulan ben hakimim. Doğru değil abi. Ama söylemeyecek değil mi sana? Karıştırmayacak konuyu. Hiç kimse bilmeyecek ya. Toplumla işi yok. Çıkardık toplumdan, soyutladık. Gene yanlış. Gene yanlış. Bu demeyecek mi? Kardeş bu doğru mu? Yaptığın şey dediğinde. E tabii ki yanlış demeyecek mi? Hücrelerden ne aktarılacak sana ne alakası var? Şimdi o işin kimyasal şey tarafı. O başka bir şey arkadaşlar. Mekanikle tözü ayırın bir kere. Mekanik olan bir kere beden, şu bedeninizi bir kere bu kadar ciddiye almayı bırakacaksınız. Seve seve. Sezgisel falan değil, akılsal. Bir kere şu bedeninizi ciddiye almayı bırakın ya. Siz bedeni ne sanıyorsunuz ya? Hep beden üzerine saçma sapan beden, beden, beden. İşte gözümle şey yaptım, kulağımla. Ya bir siktir git hiçbir şey o zaman bilmeyen. O zaman hiçbir şey iddia etmeyin. Eğer beden tabanlı bakacaksanız hayata hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hiçbir şeyden haberiniz yok. Anladın mı? Yani yaşamayın. Ya seni sen yapan şey beden olabilir mi ya? Ya bu kadar salakça bir düşünce olabilir mi ya? Ya sen kimsin diye sorduğumda bana bir taneniz cevap veremiyor. Neden? Çünkü vereceğin cevapları hep bedenle ilintili. Çünkü sen onlar değilsin, biliyorsun bunu. Ama anlatamıyorsun, değil mi? Tarif edemiyorsun. Ya sen kol musun, bacak mısın? Nesin abi sen?
Ya iyilik de var, kötülük de var arkadaşlar evrende. Bu işin tözün kaynağı var, tamam mı? Bak, iyilik de var, kötülük de var, tamam? Sen de bu evrende bir yerde, dünya denen bir yerde, istersen Mars'ta da olsaydın fark etmezdi. Gene olacak bu sende. Sen de bir yerde bu evrenin içinde bu şartlara, nasıl termodinamik yasalarına seve seve bağlıysan, değil mi? Yani seve seve. Tercih meselesi bu. Sen doğduğunda termodinamik yasalarına bağlı olmuyor mu tercih ettiğin için bağlısın? Hayır. Seve seve. Sistem böyle. İyilik ve kötülük de var. Senin içinde de var. Dolayısıyla sen de bir varlıktasın. Varlıksın sen. Sende de var içinde. İster iyilik tarafına göre hareket et. Aklın, gene akıllı yapacaksın. İster kötülük tarafına göre hareket et. Ne ekersen onu biçeceksin. Ondan sonra ağlama. Anladın mı? Ondan sonra ağlama. Bu kadar basit. Ya bu işler böyle arkadaşlar. Yani öyle sağda solda falan bok peşinde dolaşmayın, tamam mı? Kendi zihniniz var. Adam gibi mantık derslerine, felsefe derslerine bakın kanaldan. Üstünü not alın, düşünün, gelin konuşun. Bu kadar. Başka yapmanız gereken bir şey yok. Ha yok, magazin dedikodu yapacaksanız da zaten yani burada işiniz yok yani. Burası felsefe, anladın mı? Burada yok yani bir şeyler. Yani olayları karma karışık bir hale getirerek içinden çıkmaya çalışıyorlar ya, bilerek yapıyorlar. İçinden çıkamazsın zaten. Zaten çıkma diye sistem böyle. Ben size diyorum ki olayları olduğu gibi ele alın ya. Neyse o ya. Bırak. Karma karışık bir hale getirme. Olduğu gibi gör sadece. Karışma ya. Algılarınla hareket etme kardeşim. Kendi kafana göre uydurduğun şeylerle hareket etme. Olduğu gibi görmeye çalış olayları. Her şey ortada diyorum sana ya. Ya 1.000 tane örnek var. Halil Hoca'nın attığı şeye mi şok oldunuz? Ha şimdi mi düşünmeye başladınız bunları? Ya bunun gibi neler var biliyor musun her alanda? Ki bu örneklere bile gerek yok. Akıl zaten bizi zaten seve seve zaten buraya çıkıyoruz. Hiç örnek olmasa da bir şey değişmez. Bir sürü örnek var. Dört bir taraftan hepinize bir şey pompalanıyor. Dikkat edin. Alt metinlere bakın, hepsinde aynı şeyi göreceksiniz. Alakasız şeylerde bile. Bu dünyaya işte bir şekilde geldin. Keyfini çıkar. Öldükten sonra zaten her şey bitecek. Bak, bu kadar. Buna yani cidden bunu bu kadar gerzekçe bir şeyi, bu kadar mümkün olmayan bir şeyi, bu kadar akıl mantık dışı bir şeyi koca koca insanlar oturup bunun üzerine temel kurup konuşuyorlar ya. Mantık yok, felsefe yok, hiçbir şey yok. Cahilliğin son sınırı yani bu. Ama normalmiş gibi. Çünkü bunu görüyorsun. Çünkü bu şey yapılıyor sana hani. Böyle isteniyor, anladın mı? Yani isten amaç bu yani. Gerçekte bu değil ama gerçekte böyle olmayacak. Haberiniz olsun bak. Kıyar gibi yaşamayın. Hani yok işte erdemmiş, yok işte arateymiş, vicdanmış. Bunlar boş laflar abi. Kimi kime dondum abi? Kim kimi yakalarsa öpsün, anladın mı yani? Bu dünyaya bir kere geldim ben. Sen de güzel bir arabaya bin. Aman bu para şuradan gelsin. Bu şey buradan gel. Ama ne takıyorsun bunları be? Salak. Kıyar gibi yaşa işte. Ne takıyorsun? Düşünme. Sadece yaşa. Ya ben karma ya da reenkarnasyona falan kalkıp da şey, o inanç derim ben ona abi. Biz burada ne yapıyoruz şu anda? Ben bir paket halinde alamam bunu. Paket halinde olmaz. Ben salt felsefeyi de ilerliyorum. Diyorum ki bu ve bunlar tamam. Mesela senin karma dediğin, reenkarnasyon dediğin şeyde bunlara ters bir şey de çıkabilir. Ya beni ilgilendirmez o. Ben olana bakıyorum. Bir inanç aramıyorum. Anlatabildim mi? Ya ben meditasyon falan bilmem kardeş yani. Onlar Priska tarafı işin yani. Meditasyon yapmasan ne olacak yani? Yani iyi hissediyorsundur kendini. Yapabilirsin yani. Yani namaz kılmak sana atıyorum iyi gelir. Namaz da kılabilirsin. Bunlar önemli değil ki abi. Yani teferruatlarda boğuluyoruz ya. Asıl konuya baksana sen. Ya arkadaşlar siz herhangi biriniz mesela Sokrates'le aranızdaki farkın IQ olduğunu mu sanıyorsunuz? Yıkmamız gereken en önemli şey ön yargı ve ön kabul değil mi? Felsefe yapmak için. Doksalar. Sanılar yani zannetmek. Zannettiklerin üzerine yaşıyorsun. Öyle zannediyorum. Bence doğru düşünüyorum. Bence doğru biliyorum. Aslında perspektif bir yanılsamadır. Çünkü bir perspektiften baktığın bir şey, yani bu tür konulara perspektiften bakamazsın, yanılırsın.
Hocam şuraya bağlantı kurabilir miyiz? Pisagor'un okulunda işte hiyerarşi kurduğunu, ne bileyim, hiyerarşinin işte dini bir yanının olduğunu falan söyleyen sofistler oluyor ya. Aslında hiyerarşinin olma nedeni bu olabilir mi? Ne? İşte bir nevi öğrencilerin algılama şeyine göre şey Öyle yapmak. zaten. Öyle zaten. Pisagor'da da böyle.